Şimdi baktığımızda burada çok önemli bir rakam var. Üretici fiyatları %45'e yakın, tüketici fiyatları ise %25 civarında. Bunun anlamı yani üretici ürettiği ürüne karşı bu fiyatları tüketiciye yansıtamıyor. Yani maruz kaldığı maliyetlerin bir kısmını kendi bünyesinde tutmak zorunda kalıyor. Çünkü aksi takdirde malı satamıyor. Şimdi bu tabii firmaların artık iş yapamaz hale gelmesine yol açar ki konkordato ilan eden firmaların artışına vesile olur. Bu da ciddi bir sıkıntı olarak duruyor. Baktığımızda bakın mesela ayakkabı fiyatlarında önemli bir artış var. Giyim ve ayakkabıda. Şimdi mesela bakın ayakkabı firmalarının konkordatoda çok ileride olduğunu görüyoruz. Evet. Yani çok sayıda köklü ayakkabı firmasının piyasadan çekildiğini, artık iş yapamaz hale geldiğini. Çünkü bu fiyatları yansıttıkları zaman hali hazırda satamadıkları ürünü bu sefer hiç satamayacaklar. Ama bir taraftan da eğer bu ürünü yani bu zammı yansıtamazlarsa bu sefer de karlılık düşük olduğu için ne yapıyorlar? Üretimlerine devam edemiyorlar. Evet. Şimdi burada bir maliyet enflasyonu var. Yani nedir? Elektrikten, işte doğalgazdan, enerjiden kaynaklanan özellikle ciddi bir maliyet artışı var. Acaba bu ham madde yurt dışından ham madde alımı da etkili olabilir mi bu noktada? Tabii hepsi ithal. Yani onu Evet. zaten söylemeye gerek yok. Türkiye'nin en büyük ithal kalemi enerji, petrol, doğalgaz olduğuna göre ve bunlar da döviz endeksli olduğuna göre bu maliyetler ister istemez fiyatlara yansıyacaktır. Yani bir malın teşekkülü için, üretilmesi için neye ihtiyaç var? Enerjiye ihtiyaç var, emeğe Evet. ihtiyaç var. Ki işte iş yerleri kiraya ihtiyaç var, değil mi? Yani ve bütün bunlar tabii bunlar üretildiği aşamalarda, bütün safhalarda aynı zamanda vergilendirildiği için bir vergi maliyeti var, sigorta maliyeti var, navlun maliyeti var, yani taşıma maliyeti var. Evet. Tamamında bunların enerji kullanılıyor, tamamında bunlar ithal girdiler söz konusu. Var ya sabit yatırımları, firmaların sabit yatırımları var. Makina, teçhizat gibi yatırımlar. Onlar da ithal ediliyor. Yani hepsi dövize bağlı. Şimdi döviz Ağustos itibariyle 7 lirayı bulmuştu. Yani 7 lirayı geçmişti. Euro da 8 lirayı geçmişti. Şimdi 2 liraya yakın bir gerileme oldu. Ciddi bir gerileme oldu. Yani o şeye göre. Fakat baktığımızda enflasyonda bir gerileme olmuyor. Çünkü sadece dövizden kaynaklanan maliyetler yok. Artı yani bu zam eski, ya mesela diyelim ki akaryakıtta da aynı şekilde. Yani Türkiye'de işte ne oldu ülkemizde? İşte döviz fiyatları bahane edilerek zamlar yapıldı. Fakat döviz indiği zaman aynı oranda bir indirim olmuyor. Evet. Bunu merakla bekliyoruz. Şimdi Sayın Bakanımız diyor ki, Albayrak diyor ki işte Kasım'da inecek diyor. Herhalde o da bunu tahmin ediyor. Bakalım göreceğiz inecek mi inmeyecek mi. Fakat sadece buna bağlı değil. Yani sadece dövize bağlı değil. Fakat dövizin enflasyonu yükseltmede belirgin bariz bir efendim etkisi var. Belirleyici unsur olarak durmaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'deki maliyet enflasyonun düşürülebilmesi için maliyetlerin aşağı çekilmesi lazım. Yani sadece talı bir kısmak İşte şu an yapıldığı gibi piyasadan paranın çekilmesi, vergilerin arttırılması, şu anda gündemde olan en önemli konu ne? Cezalar. Yani bugün insanımız trafik cezalarından bezmiş durumda. Trafik cezaları artık hani bir gelir kalemi olarak görülüyor. Halbuki böyle olmaması lazım. Çünkü trafik cezası bir insan bir yanlış yaparsa cezalandırılır. Ama bunun bir gelir kalemi olarak düşünülmesi hani vatandaşı bu konuda sıkıntıya sokuyor. Bu açıdan bakıldığı zaman enflasyonun düşürülebilmesi için sıkı para politikası değil. Yani şu anda baktığımızda nedir? Vergilerin artması, zamların artması, cezaların artması piyasadaki parayı daha da kıtlaştırıyor. Peki şu olabilir mi? Faizleri daha da artırıyor. Şu olabilir mi peki? Normalde bir firmanın ortalama %40'a yakın bir ödediği vergi dilimi var. Yani KDV muhtarlar topladığınızda %40'a yakın bir ödeme durumu var. Peki bu %40'tan %10'a çekilse ödeme durumu. Acaba maliyetlere de yansımaz mı? Şirketlerin geleceği için, devamlılığı için daha fazla gelir toplayabilmek adına
büyük bir avantaj yaratmaz mı devlet için? Çünkü baktığınızda ciddi anlamda konkordata ilan eden, iflasını ilan eden şirket sayısı var. Bu şirket sayısı arttıkça bu sefer devlet bu şirketlerden alacağı vergiden de oluyor aslında. Ama %10'luk bir vergi dilimini eğer tamamen bir tabana yayılabilse, buradan bir vergi ve devamlılık sağlanabilse, bu noktada bunu kaldırabilecek bir yapıya sahip değil miyiz biz? Şimdi tabii maliye politikasından bahsediyorsunuz, bir vergi politikasından bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi bunun tabii nasıl kullanıldığı çok önemli. Bir model dahilinde, bir sistem dahilinde bunun düzenlenmesi lazım. Şimdi tabii milli ekonomi modeli bu hususta hem enflasyonla ilgili hem maliye politikası ile ilgili hem üretim ve tüketim dengesi ile ilgili bizleri aydınlatıyor ve neler yapılacağını, nasıl yapılacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Şu anki temel problem böyle bir modelin olmaması. Yani tamamen günübirlik ve dışarıya özellikle yönelik dışarıdan gelen etkilere karşı alınan tedbirleri görüyoruz. İşte Trump bir tweet atıyor, döviz yükseliyor. Hemen Türkiye'de dövizle ilgili neler yapabiliriz? Evet. Efendim başka bir gümrükleri yükseltiyor, demir çeliğe, alüminyuma bir şey yapıyor. Hemen Türkiye'de ama ne yapabiliriz? Bu şekilde değil ya, sadece bir refleks olarak, sadece bir hani bize karşı yapılan efendim uygulamaları bertaraf etmek üzere sadece bir ekonomi modeli değil. Bakın evet bu da yapılır tabii ki. Evet. Yani bunlar saldırı, ekonomik saldırı. Evet. Fakat normal zamanlarda hani bizim bunlardan bağımsız bir şekilde, yani bize yapılan bu saldırılardan bağımsız bir şekilde veya bir döviz operasyonu yapılıyor. Bağımsız bir şekilde biz ne yapacağız? Diyelim ki bunların hiçbiri olmadı. Evet. Döviz yükseltilmedi, işte gümrük tarifeleri yükseltilmedi. Ne yapacağız? Şimdi bunun cevabını vermek zorundayız. İşte milli ekonomi modeli kaynak meselesini hallediyor. Diyor ki devletin kaynakları var. Bakın Şanlıurfa'ya gittik. Dün biraz bahsettim. Yani baktığınız zaman Elazığ'da, Malatya'da, o bölgede Maden diye bir ilçe var, Ergani var. Evet. Yani her taraf dağ, taş, maden. Yani görüyorsunuz yani maden mühendisi olmanıza gerek yok. Yani çıplak gözle bile o dağlarda madenlerin olduğunu, parıl parıl parıldadığını çıplak gözle bile efendim gözlemleyebiliyorsunuz bakın. Çok önemli bu. Yani hakikaten gittiğinizde insanın kırılan ümitleri tekrar yeşeriyor çünkü bizim böyle bir zenginliğimiz var. Profesör Doktor Aydar Baş milli ekonomi modelini anlatırken devlet millet ortaklığıyla bu madenlerin işletilip çıkartılması ve artı değer kazandırılması ile ilgili milli ekonomi modeli sempozyumlarında bunları anlatmıştı. Anlatmaya da devam ediyor. Bu noktada tekrardan ülkemizin üreten bir pozisyona gelmesi, devletin ekonomide olması, aynı 1930'larda işte Türk Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra nasıl bir ekonomi devrimi yapıldı, Mustafa Kemal Atatürk'le fabrikalar açıldı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı ilçelerinde ve köylerinde ve bu ekonomiyi bir anda toparladı. Acaba tekrardan üretime geçerek, biliyorsunuz şu anda aslında doların yükselmesi ve ekonominin şu anki yaşadığı çatlak ve firmaların bu kadar konkordato ilan etmesinin en önemli sebebi biliyorsunuz ithal malları çok fazla alıyoruz. Yani ithal ara malı alıp son mamül haline getirmeye çalışıyoruz ve ekonomik sistem bu şekilde yapılandırılmış. Fakat eğer o ara mamülü Türkiye'de üretmiş olsaydık doların bu kadar yükselip yükselmemesi bu kadar sorun teşkil etmeyecekti. Yani bizim ara mamül olarak aldığımız ya da son mamül olarak aldığımız ürünleri Türkiye'de üretmeye artık başlamamız böylece ekonomik saldırılara karşı daha dirençli olmamızı sağlamaz mı? Şimdi tabii o dediğiniz doğru olmakla beraber bunu bir sistem olarak yapmak lazım. Sadece aynen, bir tarafını tamir etmek değil. Çünkü bizim kesinlikle şu an Türkiye ekonomisinin kırılganlığı mevcut, halen devam ediyor. Ve bu hem finans sektöründe, aynen, hem maliyede yani devlet tarafında, hem özel sektör tarafında, hem döviz riski açısından, ithalat riski açısından, ham madde riski açısından, yani hepsinde bu var. Yani öyle bir problemler yumağı ve problemler hani silsilesi altındayız diyelim. Yani sadece bir tarafı düzeltmek de olmuyor. Niye? Çünkü evet, bir sistem problemi var. Topyekun aslında bir sistem değişikliğine tabii ihtiyacımız var, öyle tabii mi? Tabii. Şimdi burada mesela ana meselelerden 2-3 tane meseleyi ortaya koyarsak bir tanesi kaynak meselesidir. Evet. Aslında şu anda enflasyonla ilgili konuştuğumuz bu konu, yani enflasyonun yükselmesinin ana sebebi Türkiye'deki kaynak probleminin çözülmemesinden kaynaklanıyor. Yani böyle bir model dahilinde biz kendi kaynaklarımızı devreye sokup bunları ifade ettiğiniz gibi ara malı, nihai mal, ham madde olarak işleyip kendi ekonomimizi
efendim buradan inşa edecek bir yola girmemiz İthalat lazım. İthalat yapmadan ihracat tabii, yapabilmek. Şimdi o bir yön. İşin evet, bir tarafı. Evet. Diğer tarafı maliye politikası ile ilgili tarafı aynen, var. Şimdi siz bunu yaptığınız zaman devletin gelirleri artıyor bu sefer. Çünkü devlet buradan ciddi bir kar elde ediyor. Ciddi bir gelir elde ediyor. Evet. Bu bir taraf. Şimdi bunu da yaptığı zaman bu sefer devletin vatandaşın cebine göz dikmesine gerek kalmayacak. Ceza almasına, zam yapmasına, efendim bu tip vergi artışlarına gerek kalmayacak.